Sokrates'ten herkese merhaba. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir, Kankural birlikte NBA Playoff'ları, konferans yarı finalleri, NBA gündemindeki diğer gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz efendim. Koçlar kovuluyor, koçlar göreve geliyor, programın sonunda onlardan da bahsediyoruz ama yani bugün önce batı... Sonra Doğu playofflarına bir bakış atacağız. Kanal boş hoş geldin. Hoş bulduk. Çok renkli bir playoff olmaya devam ediyor ve sürprizler açıkta bir play-off olmaya devam ediyor. Sen de Batı'dan başlayalım çünkü burada enteresan iki seri var. Yani Doğu'da bir tane seri çok sıra dışı şu anda. Batı'da da iki tane seri enteresan gidiyor. Bunlardan biri de Tandır Dallas Mavericks. Dallas deplasmanda kazanarak seri avantajını ele geçirmişti. Yani Batı'da sezon boyunca zirvede giden Tandır'a karşı avantajı ele geçirdiler. Ve evlerinde de kazanmayı bildiler. Ama her maç çok benzer bir psikolojide gidiyor. Bir pozisyon, iki pozisyon, bir pozisyon, iki pozisyon. Bir türlü birbirlerini sırtından atamayan iki takımı izliyoruz ve çok fazla güreş oluyor bu mücadele içerisinde. Zaten e, seriyi belirleyen biraz için güreşe dönüşmesi. Yani oklaması da asla güreşe dönüştürmek istemiyor. Ama e, şu ana kadar istediğini yapan Dallas. Dallas açıkçası e, yani ilk turda da bunu yaşamıştı ama... iki maçtan sonra özellikle bu maçta, ikinci maçta da görmüşken ama bu maçın başında... Bu seriyi Luka Doncic ile oynayamayacağını anlamış. Yani biz standart Luka Doncic performansıyla oynayamayız diyor. Yani Çünkü Luka Doncic standart Luka Doncic gibi oynamıyor. İlk turda da oynamadı. Hani bir iki ara ara işte özellikle mesela e, Creepers serisinin son maçında biraz oynamıştı. Bazen ya, yaptığı olur bir çeyrek falan yapabiliyor da e, şu anki fiziksel haliyle klasik Luka Doncic basketbolu oynanamıyor. Şimdi Dallas'ın aslında Böyle bir senaryoda pek çıkışı olmaması lazım. Yani çünkü yani daha merkezi bir oyuncu yok, NBA tarihinde yok. Ben hep söylüyorum yani LeBron'un zirve döneminde bile bu kadar merkezi değildi yani. E, fakat bir çözüm bulmaları lazım. Yani eğer Luka'yı merkeze koyarlarsa bu sistemin çalışmayacağını gördüler, çalışmadığını Luka'nın şu haliyle. Luka yani Doncic büyük bir özveriyle elinden geleni yapsa da standart Luka Doncic kurgusunu sağlayamıyor sahada. Ee, ve özellikle bu üçüncü maç öncesi, yani bir kere zaten hani e, bunu söylemeye gerek yok. Yani Luka Doncic normal oyununu oynasa da bunu yapmaya çalışacaklardı. Tamamen ama buna yönelmişler. Oyunu yavaşlatacağız, güreşe dönüştüreceğiz. Acayip bir e, hengame olacak, itiş kakış olacak. Ve burada e, Oklahoma City'nin akıcılığını, işte yardımlaşmasını falan bozacağız. Ve Oklahoma City'nin normalde Dallas'ın çok yapamadığı, yani elindeki personel itibariyle, oyun stili itibariyle yapamadığı şekilde oklum fiziksizliğine ve rebound'una vuracağız demeye çalışırlar. Ve bu, bu yüzden bunu yapmak için en önemli faktör ne? Piyotları kullanmaları lazım. Ama yani ne Derek Lively ne Daniel Gapard öyle birebir oynayabilecek oyuncular değil ama onları mümkün olunca kullanacağız. Her, sürekli ikili oyundan içeri içeri falan. Sürekli hücum rebound'u zorlayacağız. Ve buradan e, ve aynı zamanda ikinci maçta da görmüştük Kyrie Irving'den çok ciddi bir zihinsel değişim bekliyorlar. Evet pasörlük almaya devam aynı edeceğiz evet. ondan. Kyrie hiçbir zaman öyle bir oyuncu olmadı. Kyrie ee, oyunun en büyük sihirbazlarından biri, ama skorer kayrı. ve e, oyunu daha geniş gören yani bireysel değil daha takımsal gören türde bir oyuncu da değil. Ee, ama bunu ondan bunu yapmasını istiyorlar çünkü Kayri çok yetenekli olduğu için yapabilir misin diye. Bir önceki maçta mükemmel yapmıştı. İşte bu maçta da çok büyük oranda özellikle 3 çeyrek. Müthiş yaptı bu iş. Yani Luka'nın yapamadığı organizasyonu diğerlerini beslemek, ki diğerleri beslenmeye muhtaç. Hep söylüyorum ben onu. Yani diğerleri kendi kendine bir şey öğretebilecek oyuncular değil. Ama madem Luka yapamıyor, bunu Kairi yapmak zorunda. E, i̇şin kötü yanı, bu, bu ikisine alternatif olan Dante Exum da bu seride oynatılamıyor. Çünkü Oklahoma City öyle bir takım ki... E, Dante sahaya çıkmasına imkan yok. Yani çok 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 hareketsiz kalıyor Dante Exum. çünkü onu paramparça ediyorlar yani. Hiç, hiçbir şey üretemiyor Dante Exum. Keza Oklahoma City'nin en büyük avantajlarından biri de Kyrie Irving'i belli oranda yavaşlatmak için en uygun takımlardan biri. Çünkü sürekli el soktukları için topa Kyrie'nin o cambazlıklarına çok fazla el sokabilirler. Bu sayede Kyrie'yi bir 3-4 kişinin içinden topla çıkan bir sihirbazdan çok işte adamını geçip boş oyuncuyu bulan adama dönüşmek. Yani kalabalığın içine girmeden bu işi yapan oyuncu dönüşmek kayıt için de iyi aslında. Yani kaydın verimliliği açısından da iyi aslında. Ve bu formülle bir şeyler üretmek zorunda Fakat bu durumda da şu gerekiyor abi. Diğer oyuncuların yani Luka ve Kayra olmayan oyunculardan birilerinin ekstra skor bulması lazım. Yani madem bunu yapacağız bir ezmemiz lazım. Yani madem bu kadar çamura dönüştüreceğiz bir ezmemiz lazım. Ve Birilerinin ekstra skor bulması lazım. İkisini de yaptılar. İkisini de yaptılar. Aynen. Bir önceki maçta da yapmışlardı, bunda da yaptılar. Özellikle bunda rebound konusunda muazzam bir üstünlük kurdular. Ki, ki tekrar altını çizelim. Dallas Mavericks normal sezonda hücum ribandına girmede 25. idi. Yani hücum ribandına girmiyorlardı Aynen. onlar. Çünkü onların oyunda yani onlar bir New York Knicks değil asla. Ve zaten çok doğal hücum reboundçıları da yok personel olarak. Evet yani, yani şey tarz olarak onlara hitap etmiyor. Geri koşmayı tercih ediyorlar bir tek, onlar. Derek Lively iyi bir hücum reboundçı ama Derek Lively de zaten dakikaları Gafford'da buluştuğu için yani takım içinde hücum reboundu özelliğiyle öne çıkan oyuncu da yok pek. Ama bu maçta onu çok yaptılar Tabii. ve muhtaçlardı. Çünkü maça çok kötü üçlük atarak başladılar ve zaten Luka Doncic'in için şu anda dizlerinden güç alamıyor. Çok belli Luka Doncic şu anda. Luka Doncic kötü şut atması sebebiyle çok fazla rebound pozisyonu oluyor. Luka Doncic çok bombeli attığı için de öyle oluyor. Ve Gafford, Lively, PJ Yavaşık'ta sürekli oraya saldırıp o reboundları aldılar. Bir de rebound aldı da şöyle bir avantajın oluyor. O kesi iyi bir savunma takımı olsa da hücum rebounddan sonra takımların savunmaları çok dağılıyor. O yüzden hücum reboundu sonrası bulunan ilk üçlük genel en ideal üçlük oluyor Dallas gibi takım. Artı için. hücum reboundunun psikolojik bir etkisi de var. Yılıyorsun yani. yani. Evet. Hı -hı. Ve psikolojik olarak yani o kadar savunma yaptın. Bitmedi bir daha savunma yap. Takım çok yıpratanmış. Şey. Ya mesela Chet Grant birazdan daha detaylı bakarız. Chet Grant inanılmaz bir savunma performansı ortaya koyuyor. Potayı her şeyi kapıyor. Ama sen kapasan da orayı bana dağılamadın da dağılıyorsun bir anda. Ve şey diyorsun yani bunlar bizden bir sınıf üstü abilerle top oynuyor gibiyiz fiziksel olarak. Son çeyreğin ortasında 14'e 1 diyor Cumhurbanlılar. Abi 13 ekstra hücum zaten hani bu kadar çok. Böyle çabura. değerli yani böyle inanılmaz ha. değerli bölüm var. Yani her sayının değerli olduğu yer çok önemli. Ve burada da ikinci önemli isim de PJ Washington. Yani PJ Washington 29 ve 27 atıyorsa arka arkaya iki maç bir önceki maç. İnanılmaz oynuyor. oynuyor. Yani e, o zaman da işte bu ideal olmayan hatta Dallas'ın normalde çok istemeyeceği basketbolu geçerli kılabilecek ya da minimum standartları geçerli kılabilecek standarda geliyorsun. Buna karşılık yalnız Oklahoma City'nin yapabileceği çok şey var aslında. Asıl sorun Oklahoma City kendi istediklerini çok fazla yapıyor. Birincisi Dallas oyunu biraz güreşe dönüştürmek için daha biraz ne derler contain yani rakibi e, boğmak değil sınırlamak ya da belli bölgelerde e, belli bölgeleri kontrol etmek üzerine bir bas, e, strateji belirliyor. Ki zaten alan savunması da konuda hatta 2-3 gibi dizilip sonra topa trap yapıyorlar. Ona soft alan savunması deniyor. Yani alan savunması gibi yerleşiyorsun top bir yana gittiği zaman orada Üzerine yani iki kişiyle yani top tarafındaki adamlar iki kişinin üzerine çıkıyor. Herkes adamlarını paylaşıyor ondan sonra. Tam match up gibi de değil. Ama belli alanı savunuyorlar. Bu aslında Shai Alexander'ı durdurmak için çok önemli. Çünkü Shai Jesus Alexander'ın e, önündeki adamı kesinlikle geçebildiğini biliyoruz. istediği yere gidebildiğini ama istediği yerde ikinci bir adam varsa o zaman durdurabilirsin. Ki nitekim Shai e, Alexander fena bir seri oynamıyor. Ama özellikle son çeyreklerde tercih yapmakta biraz Kim açtır zorlanıyor. Kim zorlanıyor? İki maçtır kötü tercih yapıyor. Son çeyreklerde. Hı -hı. Yani maçın genelinde iki kötü oynamıyor. Son 5 dakikaları çok kötü. Zaten bunu konuşmuştuk. Yani bu seri güreşe dönerse sonuçta işte birkaç pozisyonla bitecek. Ve Birkaç pozisyonla biten bir seride Kyrie Irving'e sahip olduğun zaman bir tane sol hook shot atabiliyor. Hı -hı. Ama diğer tarafta şey Şevgidis Alexander ki daha önce playoff da oynadı. Mükemmel de maçlar çıkardı. Ama işte oralarda bazen tercih hatası yapamıyor. Bir tane üçlük denedi maç sonunda. Hiç onun topu değildi aslında o üçlük. Aynen öyle. Yani çünkü... Yani Shai Alexander'ın gitmek istediği yere gitmesini engelleyemiyorsun ama oraya ekstra bir adam koyabiliyorsun. Ve Dallas bu sayede Shai iki maçta iyi oynuyor yanlış anlaşılmasın. Ama maç sonlarını iyi oynamıyor. Ve maç sonlarında ne yapacağı konusunda kendisi de çok emin değil. Çünkü henüz o olgunluğa, o deneyime çok ulaşabilmiş bir oyuncu da değil. Yani bunlar bu kadar kalabalık tutuyorsa ben şu bölgeye gidip işte savunmayı belli bir oranda çekip topun trafiğini böyle sağlarım demiyor. Çünkü zaten top akıcılığını da çok kaybetmiş durumda. Burada tabii biraz Jalen Williams'a da görev düşüyor. İşte diğer topla oynayan oyuncular. İşte Josh zaten oynatılamayacak duruma gelmiş. Ama burada da işte ne ortaya çıkıyor? Oklahoma henüz yaşı yani tecrübesizliği değil çünkü iyi bir takım onlar ama buralarda e, psikolojik faktörlerde yani sorumluluğun e, arttığı yerlerde onu alacak oyuncu bulmakta da zorundalar. Nitekim Dallas'ın aldığı risk de Oklahoma City Normal sezonun ne yüksek yüzdeyle üçlük atan takımıydı. Ama playoffta atmosfer değiştiği zaman e, sorumluluk ve baskı değiştiği zaman aynı üçlükleri aynı oyuncuları atamayacağını yani en azından psikolojik faktörün onların savunmasının bir parçası olacağını düşündükleri için Oklahoma City'ye ciddi anlamda dış şut veriyorlar hareket alanını kısıtlamak için. Evet. Bu, bunu bunu konuşuyorduk seri öncesi. Yani sadece evet. gidiyede de değil. Çetom de veriyorsun. Ha, şöyle. Aslında temel olarak tabii ki herkesi savunuyor. Ama temel olarak üç sayı savunmasından bir miktar imtina ediyorlar alanı korumak için. Çünkü her şeyi yapamaz. Drive, drive savunuyorsun da o kima, karşı. Nitekim abi yine yüzde otuz üçlük attı. Hı hı. Ki maçın başı çok önemli burada. Maçın başında çünkü bir psikolojik avantaj alman lazım. Ben özellikle saydım, ilk 8 üçlüğünün 7 tanesi bomboştu ya Kumazit'in. Abi sekizde bir attılar. Şimdi orada attığın zaman bu sefer tedirginlik artıyor, baskı artıyor vesaire. Ee, orada Isaiah Joe falan gibi böyle doğal çok doğal şutörlere çok ihtiyaç var. Ki çok güzel işler yaptı Aynen. Isaiah Joe'da. Ama şimdi takımın hepsi biliyorsun bu takımın aslında hiçbiri çok natürel şutör değil Hı -hı. Isaiah Joe yüzünden. Fakat bu sezon NBA birincisi olurken ondan çok bahsetmiştik. San Antonio'nun şut koçu Chip Englund gelip hepsinin şutunu çok daha iyi yerlere getirdi. Takım gerçekten kaliteli şut üretiyor. O kaliteli şutla bitirecek belli bir seviyeye geldiler. Fakat buradaki baskı, buradaki oyunun çamurlaşması, buradaki ekstra çaba, buradaki ekstra efor bunları biraz daha tedirgin hale getirdiği zaman Isaiah Joe dışında yani doğal şutu onun hayatının bir parçası şut atmak olan oyuncular dışındaki herkes için bu iş biraz daha zorlaşır. Ki orada şunu da söyleyelim Dallas birkaç yerde de şimdi bazen bilinçli olarak bırakıyor birkaç yerde de hata yaptılar. Mesela Isaiah Joe'nun iki tane üçlüğü var çeyrek sonlarında bir ve ikinci çeyreğin sonlarında. Isaiah Joe'nun adamından Şehirgidis Alexander'a yardım getiriyorlar. Şimdi i̇ntihar etmek demek bu. Çünkü zaten o kesi bilinçli olarak seni seçim yapmaya zorluyor. Ama Isaiah Joe'nun adamından yardım gelmemesi lazım hı. Dallas tarafına. Diğer tarafta Jalen Williams Williams'a da çok iyi çalışmış yalnız Jason Kidd'le evet. ekibi. Şimdi Jalen Williams'ın drive'da sola gidip soldan bitirmeyi sevdiğini bildikleri için sürekli sol driblingini kapatıyorlar ve Jalen Williams'ı tek taraflı bir oyuncu haline getiriyorlar. Jalen Williams da o yüzden tam olarak giremiyor maçlara şu anda. Orada şey stratejisi de çok aslında çok zor bir şey değil, çok doğru yapıyorlar. Jalen Williams çok biraz Tyrese Maxey'e çok benziyor açıdan. Yani de muazzam hücum. Et. Aynen bıraktınız yani orayı tuttuğun zaman zaten şey yapamıyor. Şöyle sola ya da sağa gitse bile ki genelde sola gitmeyi çok tavsiye hep söylüyoruz. Orayı kapatamasan bile uzun Jalen Williams'ın penetre ettiği anda hemen yardıma geliyor. Ve Jalen Williams çok yön değiştirebilen bir oyuncu değil. Tyrese Max de öyle mesela. Dikine inanılmazlar. Ama hiç yön değiştiremiyorlar. Ve onu çok daha zor bir atışa zorluyor yardım çabuk geldiği zaman. Ya, bu ama bak bütün bu yardımlar, bütün bu paternler aslında başka yerden kaynak alarak. Yani üç sayı sen, alıyorsun. ama üç sayı sokamıyor işte. O Aynen. Max'de. Çünkü başta Cajkidi'yi boş bırakıyorlar. Maç sonlarında da hep bilinçli olarak Chet Holmgren'i boş bırakıyorlar. Ve bunu konuşmuştuk. Şimdi bir oyuncunun yüzde 40 atması o oyuncunun her zaman yüzde 40'lık bir şutör olduğunu göstermiyor. Bu NBA'de çok tartışılan bir şey. Yani üçlük bazen biraz random bir şey aslında. Yok, Özellikle play playoff anlamında. Zaten e, oyunda en varyansı yüksek e, öge üçlük. Hani onu hep konuşuyoruz. Playoff da çok daha, çok daha ağır bunlar. Bir de şey, şöyle bir şey var. Playoff zaten bir buçuk ay bazen sürüyor. Bazen bir ay sürüyor bir takım için. Şimdi orada hiç şutör olmayan bir oyuncu yüzde elli şutörde şut da yakalayabiliyor. Hiç, çok hiç şut atan bir oyuncu yüzde yirmiye düşebiliyor. Şimdi Chetom Gren'in kafası da şu var. Yüzde kırkla şut attı ama sürekli boş bırakıyorlar. Ve bu maç Chet Holmgren 2'de sıfır attı. Bir önceki maç 6'da 1 e atmıştı. Biraz Josh dönüşmek üzere şu anda. Savunmada inanılmaz Chet Holmgren. Yani Ben Bayama'ya en yakın pota direncini ortaya koyan bir savunma performansı ortaya koyuyor. Ama hücuma geldiğinde Şevgidis Alexander'ın driplingini ikinci adımı yolluyorlar. Jalen Williamson driplingini kapatıyorlar. E, birinizin sokması lazım. Chet Holmgren sokamıyor. Gidi sokamıyor. Bu maçta Wiggins'ten de ekstra bir şey alamadılar. Şimdi Casey Wallace, Isaiah Joe bunların çok çok ekstra sokması lazım Dallas'a için. Çünkü diğer tarafta P.J. Washington Andrew Wiggins'in şampiyonluk sezonundaki veya Aaron Gordon'ın Denver şampiyonluğundaki gibi oynuyor. Yani X faktör gibi oynuyor. Onu karşılaman lazım. Ee, burada küçük bir düzeltme yapayım. Dallas'a yetişmek diyoruz ama Dallas da aslında çok yüksek bir hücum standartı koymuyor. Yani koyduğu hücum standartı öyle çok aşırı yüksek. Ama yine de maçların çoğunu önde götürüyorlar. Ee, Son iki maçta özellikle. Ya tamam götürüyor olabilirler ama çok yüksek bir standart gibi. Oklahoma City çok kendi standartının altında kaldığı için makas açıyor. Yani o makas ufakta olsa açılıyor. Bu arada... Üçüncü çeyrekte inanılmaz bir şey oldu bu maçta. Oklahoma City bir Hı -hı. Bir kere oyunu ak oyuna akıcılık ve açık saha bulabilmeyi başardı. 11-0 bir seri şey var. 10 sayı öne geçti. Hemen üzerine 16 0 ve o, seri Ve o seride şeyi gördük. Dallas'ın bu seride oynamak istediği şey Dallas tempoyu bulduğu zaman Doncic dönemindeki değişimleri bu Kayri geldiğinden beri Hı. tempoyu bulduğu zaman koşuyorlar. Ve orada tempoyu buldular. Orada koştular. Erken şut buldular. Çünkü Kayri yarı sahada çok baskı görüyor. Ama Kayri açık sahada direkt gelip o üçlü atabiliyor. Direkt gelip o drive'ı yapabiliyor. Şunu da ekleyelim Kaan abi. Maç sonunda Mark Degno'da e bir tercih yaptı. Ve o tercih sonuç vermedi. Derek Lively üzerinden ...Hakeşek Şek stratejisi yaptı. ...Hake Lively stratejisi yaptı. Ve aslında çok iyi bir savunma takımı. Sezon boyunca kendini savunma üzerinden tanımlayan bir takım olarak tandır. Bir orada psikolojik olarak bir savaşın içine girdi. Yani savunma yapmak yerine Lively çizgiye götürmeyi tercih ettiler. Şimdi i̇şte bu bazen sonuç verir ama sonuç vermediğinde de senin savunmanın özgüvenini çok düşüren bir şey. Ee, bence ya yani Degno'yu Biliyorsun çok çok takdir ediyorum. Yılın koçu adayımızdı zaten. Yılın koçu da seçildi. Ben yani yaptığı işe de çok saygı duyuyorum. Yani, e bazen hani koçlar iyi olur ama yaptığı kurgu, oyun oyuna yaklaşımı falan da çok ben bana çok hitap eden, hmm. çok saygı duyduğum koçlardan biri. Korkunç bir hata bence bu. Bir kere yapabilirsin. Tamam, mı? bir kere yapabilirsin. Ama ondan fazla yapmak hele ki böyle bir genç takım için. Şimdi çok tecrübeli bir takım olur stratejik yapar. Böyle bir genç takıma çok kötü mesaj bu. Evet. Çok kötü mesaj. Ya yani biz bu rakibi durduramıyoruz. Hani biz bu rakibi normal yollardan durduramıyoruz. Biz biraz böyle farklı bir yola gideceğiz. Şimdi bunu Spurs kaldırabilir ama Tamdır kaldırabilir mi? Çok emin Şöyle, değilim. İlla durduramıyoruz mesajı vermek zorunda değilsin. Rakibin ritmini bozmaya çalışıyoruz saniye biz. Fakat kendi takımının normal stratejisinin dışına çıkması gerektiğini, yani normal stratejisinin dışında bir şey oynaması gerektiği mesajını verirsen bunlar hiç iyi değil. Ve zaten takımın asıl sorunu akıcılık. Evet etsin. orayı yönetemezsin ondan sonra da işte. Takımın yani daha akıcılık isteyen, yani şimdi açık saha istiyor dedin de da abi o aklıma işine gelir genel toplamda aslında o akıcılığı daha da bozacak. Rakibi bozarken kendi akıcılığını da bozuyorsun. Onu yapmak çok kötü fikir ya. İşte orada kıcılıkları bozuldu ve sonda Kairi ile Luka biraz daha doğru tercih yaptı. Şey gitse Alexander yapamadı çünkü ritimleri yoktu son bölümde. Buradan e, Nuggets'a geçelim. Çünkü Demir Nuggets da yani bu seride çok ilginç oluyor. Demir Nuggets Minnesota Timberwolves serisi. Çünkü ikinci maça göre çok daha farklı bir üçüncü maç oldu. Hakemler de biraz farklı yaklaştı bu maça. Ki bu playoff'un anahtarlarından biri bu. Bazı serilerin çok sert olmasına izin veriliyor. Bazı seriler de çok yumuşak geçiyor şu anda. Üçüncü maçı standart. ikinci maça göre biraz daha farklıydı. Ama üçüncü maçta Demir Nuggets bu playoff'ta ilk kez bir şey yaptı. Maça çok iyi başladılar. Bu playoff'ta hiç yapamadıkları bir şeydi. Aaron Gordon'un arka arkaya üçlükleri, Jamal Murray'nin 4 gün aranın verdiği etkiyle çok daha hızlı olması, Nikola için bir playmaker gibi hiç şut atmadan ilk çeyreği geçerken Michael Porter, Aaron Gordon'u ve Kentavis Caldwell Pop'u bulması Denver'ı biraz ritme soktu ve diğer tarafta Minnesota bu sefer hiç yoğunluk bulamadı. Yani ne savunmada bulabildiler ne ucumda bulabildiler. Yoğunluğu zaten Denver arkasına bakmadı bir daha. Ya şimdi sonuçta spesifik ben hep diyorum ya işte tek maçta her şey olabilir. Yani maçın ken maça gelirkenki e, psikoloji, maç içi dinamikler, maçın başındaki belli işte arka arkaya iki üçlük sokup acayip bir havaya girmek var. Maç içi dinamikler bir maçın ya yani bir 48 dakikanın e, gidişatını çok farklı senaryolara yol açabilirler. Ama bu denli büyük varyanslar da özellikle şimdi son 8'e kaldık değil mi? Hı hı. Yani Öyle olmasa da NBA'nin en iyi 8 takımı kabaca, hı hı. en iyi 8 takım olmasa en iyi 10 takımından, 12 takımından 8'i diyelim bunlar, kalanlar. Bunlar arasındaki varyansın, bunlar arasındaki farklılığın bu kadar fazla olmaması lazım. Evet bazı takımlar birbirine çok ters geldiği için çok kötü gösterebilirler rakiplerini normalde ama abi şimdi aynı seri içinde oynanan maçlara bakıyorsun. İlk iki maça, özellikle ikinci maçla üçüncü maça. Abi bu, bu ikisi aynı şey mi ya, aynı takım mı yani? Bu, Boston bunun en ekstrem örneği ama o Boston'la ilgili bir şey ama diğer maçlara bakıyorsun işte mesela diğer seri'lere bakıyorsun ne kadar işte bir sürü faktör var ama bunlar ibreyi yani sağ içindeki ibreyi biraz oynatıyor her biri Abi bu kadar Eksi 10'dan artı 15'e geçilir mi ya? Ha biraz da olan bir şeydir bu ya. Bu kadar değil abi. Yani mesela atıyorum, bu kadar değil. 2013 NBA finalleri bile en efsane NBA finallerinden biri bir Spurs talk atlıyordu farklı bir şekilde. Sonra bir Miami alıyordu. Yani biraz playoff ritminde şey var. Sen rakibe yumruğu vurduğun zaman rakip bir anda düşebiliyor. Şöyle bazı takımlar özellikle Türkiye dediği zaman çok kötü düşebiliyorlar. Onu anlıyorum. Ama bu iki yani sahadaki görüntüye bakıyorsun bu kadar farklı olmaz. Bu, onun en ekstrem 2005 finalleridir. 2005 finallerinin ilk 4 maçı 30 farkla bitti. İkisini şey kazandı. Detroit ikisini bastın. Ama pardon. E, Sana e, Ama bu, bu kadar olmaması lazım. Şimdi burada bu maçın özelinde diye özellikle ikinci maçtan alırsak çok önemli birkaç şey var. Birincisi arada 4 gün olması. Sen söyledin. Cemal Möri'nin fiziksel olarak hı hı. ve zihinsel olarak çok toparlanmasını sağladı. Bu arada Cemal Möri'ye maç cezası verilmemesi... Ya ben oyuncuların hani sağda olmasını her zaman isterim ama onun cezası daha fazla olmalıydı abi. O yaptığı, o yaptığı şeyin cezası fazla olmalıydı. Maç cezası vermemiş olabilirler ama yani ya da ne bileyim işte gelecek sezonun ilk 5 maçında oynamasaydı anlatabiliyor muyum? Onu da veremezlerdi Veremezler. işte. Veremezler. Olmaz öyle şey. Uh -huh. Olmaz öyle şey yani. O çok adaletsiz oluyor yani ceza Ama onun sadece para cezası ile cezalandırılması da benim vicdanımı alt kaldırmadı. O kalsın ama sağda olmasını isterim her zaman. Sağdaydı. kuralda öyle oldu. Ben sadece fikrimi söylüyorum e, ee, zihinsel ve fiziksel olarak çok iyi yere gelmiş. Jokic hiç e, bu aradan aradan geçen maçın serin serinin erken başımız var ya 4 gün girmesi o kadar önemli ki zihinsel olarak çok tazelenme fırsatı bulmuş denmiş. yok yani daha önce de söylemiştik. Abi ben bu takımın lideriysem, bu ligin en iyi oyuncusuysam onun gibi oynamalıyım. Merkez oynamalıyım deyip kendi rolünü yaptı şeyi iyi hazırlamışlar. Aaron Gordon zaten bir önceki maçta da iyi atmıştı ama Aaron Gordon'u aşırı riske ediyorlar. <laughs> Aaron Gordon'un atmasından da hiç çekinmiyor takım. Hı hı. Onun da e, maça iyi başlaması önemliydi. Çok kritikti. Yani, bu halini çok düzeltesek. Burada yalnız bir, bu dört günlük fa, e, zaman Minnesota'ya da çok ters geldi. Şu açıdan ters geldi. Takım zaten şeyden getirdiği, Phoenix getirdi, serisinden getirdiği acayip bir coşkuyla oynuyordu. Araya dört gün girince ve herkes Minnesota'ya metiyeler düzmeye başlayınca özellikle bu başarıyı daha önce tatmamış hani açlık ve yırtıcılık üzerinden oynayan takımlar şey olurlar. Yani e, bu zaman içinde futbol liglerinde de falan çok görürüz. Böyle e, çıkış yakalayan takımlar şampiyonluk yarışında yol kısaldığı zaman ardı ardı çok kolay maçlarla tökezlemeye başlarlar. Onun gibi. Yani çünkü... A kazanıyoruz. A işi bitiyor bu iş deyip hani hata yapmaktan korkmaya başlıyor. Batı finalini düşünmeye başlıyorsun. Aynen Diyorsun ki benim bir sonraki rakibim kim olacak? Aynen. NBA finaline çıkacağım. ESPN'i mi açıyorsun? Sürekli senden bahsediyorlar. Sürekli sana Michael Jordan diyorlar. Ve, Çok zor psikolojiler. Ve kendini maça kaptırmak yerine Hı -hı. şey yapmaya, kontrol etmeye çalışıyorsun. Hı -hı. Daha henüz kontrol etmeye hazır değilsin. Ama kontrol etmeye çalışıyor. Bir de Minnesota'nın oyunu şuna yanıyor Kana. Minnesota kendini underdog düşünmek zorunda kazanmak için. Yani Minnesota daha iyi olan taraf Denver. Biz Denver'a gününü göstereceğiz diye düşündüğü zaman basketbol oynuyor. Şeyde basketbollarla oynayamaz onlar. Biz daha iyi takımız zaten. Biz kendi sakin tempomuzda alır değil. Onların oyunu ya yakması lazım kazanması aynen öyle, için. Aynen öyle. Çünkü bu tempo da Denver'ın temposu. Yani bu kontrolde giden tempo. Yani ben hep söylüyorum ya. Kazanmak için oynamakla oynamak için Hı -hı. oynamak aynı şey değildir. Abi kazanmak için oynamak çok net ne yapacağını bilerek oynanır. Fakat bunun belli istisnai durumları var. Minnesota gibi takımların oynamak için oynaması lazım abi. Kazanmak için oynamıyor. hazır değiller çünkü onlar. Oynamak için oynadıkları zaman ortalığı yaktıkları zaman çok farklı olur. Nitekim o yoğunluğu hiç gösteremediler. Fakat senin söylediğin konuda çok önemli. Hakemlerin genel playoff tarzına ve bu serinin tarzına aykırı olarak biraz kolay düdük çalması, Jaden McDaniels'ın çok erken forward problemine girmesi Minnesota'nın planlarını biraz daha bozdu. Ve maç boyunca o ilk iki maçta gördüğümüz rakibi boğan, nefes aldırmayan e, takımı hiç göremedik. Ha Cemal Murray de çok iyi oynadı. Cemal Murray yok içikli oyunu çalıştığı sürece zaten onu yavaşlatabilecek savunma sayısı çok az. E, Söyledim Erin Gordon rakibin risk aldığı Erin Gordon şutu soktuğu zaman, kendi şut, pop şutu, pop şutu soktuğu zaman da hiç maça giremiyorsun. Ee, bu da Minnesota'nın bir çıkışı olabilirdi. Abi lider oyuncuların takımı belli oranda sürüklemesi işler kötü giderken. Ee, benim anlamadığım bir an Anthony Edwards'da mesela şey çok psikolojine çok girmiş. Hani abi turu geçiyoruz hata yapmayalım doğru oynayalım. Hı -hı. Abi çok Anthony'sin çok daha fazla oynamak. Yani çok daha fazla sorumluluk aldı. İkinci tabii. yarı fark etti onu. Yani ilk yarı bir dağıtıcı gibi oynamaya çalıştı. İlk İkinci kere. yarı çıldırdı mesela. İkinci, İkinci yarının başında ama geç kalmıştı orada. Abi gerekirse 35'te 15 atacaksın. Hı -hı. 35'te 10 atacaksın. Oynayacaksın daha da e, henüz Minnesota'nın olgunlaşmadığını gösteren en önemli şeylerden biri de Carl Anthony Towns maça çok iyi başlamasına rağmen Carl Anthony Towns'u çok az kullandı. Evet. Towns yani tamam Anthony Edwards lider o ekstra Abi Towns çok iyi gidiyor. Çok iyi götürüyor. Yani, takımı biraz sürükleyebilir. işler kötü giderken oraları pansuman yapabilir. Abi Towns 11 şut mu ne kullandı maçta? Ve 5'te 4 düştü de başladı maça yani. Şunu da söyleyelim Kaan abi. 3. çeyrekte Nikola Jokic'in Oyunla birlikte aktığı bir bölüm var. O kadar keyifliydi ki Nikola Yokic'i orada izlemek. Yani uzun süredir böyle görmüyorduk. Böyle onun klasik bir basketbolu var. Hani yalpalaya yalpalaya giriyor ama bir şeyleri keşfettiğini fark ediyorsun oyun içerisinde. Yani Minnesota savunmasına karşı bir dunker spotu buldu, bir üçlüyü buldu, bir içeri girdi dört ucumu üst üste kendisi bitirdi. Yokic'i öyle rahat izlemek de çok güzel geldi dört gün sonrasında. Bu seride şey çok önemli abi. Ortada bir karmaşa, bir ateş, bir heyecan varsa Minnesota'nın istediği işte. Ortada, ortada bir sükunet, bir işte ne yaptığını bilerek tıkır tıkır e, metodik bir oyun varsa abi o Denver'ın oyunu, bu baştan aşağı metodik bir oyun. Minnesota onlarla metodik olarak, abi metodik olarak Denver'la baş edilir mi ya? edemiyorsun ve şunu da ekleyelim Kaan abi. Denver'da rotasyonu tamamen belirledi artık. Justin Holiday rotasyonun en kilit parçası oldu orada. Yani kenardan gelip çünkü fiziksel olarak Justin Holiday'in kolları çok uzun olduğu için Minnesota'nın hücumlarına karşı penetrelere karşı çok iyi el gösterebiliyor. E diğer tarafa gittiğinde de kısa kalmıyor Minnesota'nın baskısına karşı. Bu önemli Justin Holiday açısından. Ee, sezon geneline bakarsak Justin Holiday büyük ayak kırıklığıydı. Yani hiç çünkü Justin Holiday çok iyi bir nokta şutör her şeyden önce. Hiç doğru düzgün şut atamıyordu. Hiç istediğini savunmada evet kolları uzun ama hiç pozisyon kaybediyordu. Hiç, hiç istediğini yapamıyordu. Justin Holiday'in bir anda ondan beklenenleri hmm. hatta fazlasını veriyor hale gelmesi çok dar olan rotasyon için çok değerli. Evet çünkü Peyton Watson'ın rotasyonda düştü şu anda. Peyton Watson'ın 6. oyuncu olması bekleniyordu. Peyton Watson düştü. Justin Olday 6, Christian 7 gibi görünüyor şu anda. Ama hakemlerin standardı önemli olacak. Ve bu NBA'nin yaz boyunca düşünmesi gereken bir şey. Yani gelecek sezon başladığında NBA nasıl bir düdük standardı görmek istiyor? Bunu konuşmaları lazım. Çünkü her maçın başında oyuncular şeye karar vermeye çalışıyor. Ya bugün acaba nasıl bir hakem ekibi var? Ve biz bugün rakibe ne yaparsak çalınmayacak? Yani OKC Dallas'ta da böyle, Denver serisinde de böyle bu durum. İstersen buradan doğuya gidelim. Geçelim abi. Evet efendim burada doğuya geldik Algedan Agır'la birlikte. Çünkü çok sert bir seri var burada ve e, sert serinin de hak ettiği bir şey Kan abi. Vallahi yenmeye geldik e, sloganına en çok hak eden seri olabilir abi. Evet çok, çok sert bir ilginç bir seri A bu da çünkü ve garip devir yoğunluğu var. Yani bir yandan çok kolay türlü keler yiyor iki takım da Çünkü oyun sürekli açık alanda oynanıyor. Ama bir yandan da sürekli birbirlerine yumruk atıyorlar ve yani bir boks maçı gibi. Bir o tarafa gidiyoruz, bir bu tarafa gidiyoruz, bir o tarafa gidiyoruz, bir bu tarafa gidiyoruz, bir bu tarafa gidiyoruz. ve Takımlar maç içerisinde, seri içerisinde birbirlerinin rollerine bürünüyorlar. Yani Indiana Pacers mesela bu maçı New York Knicks gibi kazanıyor. Ama New York Knicks de önceki maçlarda Indiana Pacers gibi oynayabiliyor. Garip bir seri oluyor o yüzden. Ama yani oyun yoğunluğu açısından... Yani maç bittiğinde seni yoran maçlar... E, terlemiş en, oluyorsun zaten. En, en hmm. yani Bütün maçı dişlerini sıkarak izliyorsun. Böyle bir şey olmaz hmm. yani. Yani 90'ların o basketbolunun modernleştirin yani modern, cover modern, versiyonu aynen. <laughs> ama o Indiana New York serinin cover <laughs> versiyonu Ya yani çok acayip bir seri oluyor. Gerçekten çok acayip. Ee, bu maçta senin söylediğin çok gitti geldi seri. Bir, bazen özellikle New York'ta belli oyuncular ritim yakaladığı zaman New York zaten mesela biraz önce Minnesota için söylediğimiz şey çok daha geçerli. O kadar oyuna kendisini kaptırıyor ki Rakibi de çekiyor bunun için, evet. o yüzden bu ortam oluşuyor. Ama esas New York yaratıyor bunu yani. Ee, resmen trans halindeler ya, yani gerçekten e, böyle transandantal meditasyon yapıyor gibiler sağda ee, ki o yüzden de zaten bu kadar kadro daralmışken, bu kadar zorlaşmışken zaten hücum anlamında çok e, yüksek potansiyelli bir takım olmasına rağmen e, bambaşka seviyelere çıkabiliyorlar. Rakibi de çekerek. Ama maçın içinde neler oluyor abi işte? Di Vincenzo sezonun son bölümündeki <laughs> performansına yakın bir performans gösterip gene 35 attı, 7 tane üçlük sokarak ki e, bu maçta Indiana'nın yaptığı en büyük değişiklik e, Brans'ın savunmasını değiştirdi. <laughs> Neymar da aslında iyi iş çıkarıyordu. Özellikle Neymar çok sabırlı bir oyuncu olduğu için iyi iş çıkarıyordu ama Brunson'ın şu e, fiziksel olarak biraz yıpratmak, biraz da şutuna daha uzun bir el, yani daha uzun bir oyuncuyla el gösterebilmek adına Aaron Naismith verdi. Ki bence ben Neymar'ta mesela vermemesi gerektiğini düşünüyorum çünkü Neymar kısa kalıyor abi. Evet. Neymar çalışsa da kısa kalıyor. Ona uzun vermen lazım Brunson'a. Şöyle da ama çok disiplinli olduğu için ve Neymar da aslında yavaş bir oyuncu ama bazı öyle bir... Birikten... Pozisyon bilgisi iyi. Ee, PJ Tucker falan da buna örnek. Yavaş olmaları hemen yatay olarak çok süratli oyuncular. O yüzden savunma anlamında çok süratler aslında. E, 100 metreyi yavaş koşsalar O yüzden Brunson'a hiç geçinmiyordu ama anlaman, anlaması, anlaşılması gereken şey şu. Zaten Brunson adam geçmiyor ki. Evet, eski, senin üzerinden atıyor Brunson'a. zaten. Öyle. Ya da yanından şey, arkanızı dönüyor atıyor, yani bir şey yapıyor. Yani o şutları bir miktar zorlaştırıyordu ne vardı ama yeterince değil. O yüzden zaten Illinois'le döndüler ve Ney bu gayet iyi iş yaptı. Tabii e, hakemlerin de bu maçta e, kan gövdeyi götürmesine rağmen evet. izin vermesi. Yani Minnesota maçından çok farklı olarak burada resmen kan gövdeyi götürdü hiç düdük müdük yok. Ama iki taraf için de geçerli bu arada tabii. Yani hakikaten birbirini öldürecekler sahada yani. Hiç düdük mü, az düdük çıkıyor diye. Bir de Brunson'un sakatlığını da etkilediği tabii söyleniyor. Tabii. Çok etkilediği tabii. söyleniyor sakatlığı. Bu sayede Brunson'u belli bir miktar sınırlamaya başarıyorlar. Brunson yine 26 sayı attı ama yok yüzdesi attı. Yüzdesi attı. Evet. Ama onu Dante DiVincenzo ile bir şekilde kompans etti. Zaten takım halinde bir şeyler üretip kompans edebiliyorsun. Ama bir tane yüksek skorlara ihtiyacın vardı Brunson'un sınırladığı zaman. Dante DiVincenzo sahneye çıktı. Ama belli yerlerde New York o devamlılığı sağlayamayabiliyor. Nitekim dördüncü çeyrek başında altı dakikada bir sayı attı New York ya. Şimdi bu kadar bir vakumla oynayamazsın. Yani bu kadar büyük bir boşluk Indiana gibi bir takıma karşı sor. İşin Tuhaf tarafı Indiana'da bu maçta ilk iki maçtan çok farklı bir tabloya sahipti. Normalde biliyorsun ilk maçta 40'a 10, ikinci maçta 46 14 müydü neydi? İki maçta 30'ar sayı fark atmıştı bençler. Çünkü Indiana zaten çok daha geniş bir kadro kullanan, kenardan çok formda bir obi topin, iyi bir TJ getirip ciddi skor avantajı yakalıyordu. Ben, şeyin bençi kalmamıştı e, New York'un. Ama ne oldu bu sefer ne obi topinden ne TJ McConnell'dan bir şey alamadı. Bençten işte hemen hemen hiçbir şey alamadı New, e, Indiana. İlk beşten almak zorunda kaldı. Daha da tuhafı New York Naftalin kokusu ıı, üzerindeki Alec Alex Burks'u sayıyor. Alex Burks şu ana kadar tüm playoff'ta bir dakika oynamış. Abi. Zaten hiç kullanmıyordu. O Brunson'un sakatlandığı maçta bir ilk yarının sonunda oyun alıp sonra kenara atmıştı. Bir dakika işte. Hı, -hı. De, o 45 saniye mi ne? İlk turda hiç oynamadı yani. Harbi, zaten oynatmıyordu Alex Burks. Alex Burks çünkü çok ıı, hiç tipa uygun bir oyuncu değil. Aslında iyi şeydir. Iı, patlayıcı bir skorerdir. Tekim girdi. O patlayıcı skorerliğini gösterdi. 14 sayı attı. Takıma o ilk yarıda acayip büyük enerji. Çok lazım abi Alex Burks. Abi çünkü artık sayı alabilecekleri kaynak sayısı o kadar azaldı ki Ojan Nobi'deki. Yani bakkal hesabı gibi Ojan Nobi'nin de 20 sayısını çıkardığında Hı. kim atacak abi bunu? Kim atacak Hı. yani? Kim atacak? İşte Divin Çerzo ile Burks attı yani. Evet. Hani. Ama son çeyrekte bir tökezlediler. Ha Indiana da ilk 5'ten skor alamadığı için bu sefer onların da bir ekstra skora ihtiyacı vardı. Bu sefer de Tyrese Halliburton hani hiç uzun zamandır görmediğimiz kadar olağanüstü bir hücum performans ve sorumluluk aldı. Gerçi o da iki kere sakatlandı maç içinde ve bu akşam da oynayıp oynamayacağı belli. Değil. Ben oynayacağım diyor da üç ayrı sakatlığı var şu anda. Evet, sakatlık raporuna üç sakatlığını Aynen. yazmışlar. Aynen. Ama 35 attı ki çok ihtiyaçları vardı. Fakat maç gitti geldi. Bütün bu dengeler falan gitti geldi. Abi nereye kaldı maç? Son toplara kaldı. Ve son iki dakikaya girilirken Andrew Nemhart'ın Altıda sıfırla sıfır sayısı vardı. Altıda sıfır atmıştı. Abi maçın en kritik turnikelerinden birini attı 1.50 kala. Orada yalnız işte korkunç bir pascal yakan foğlu var. Hakemler onu nasıl görmedi inanılır gibi değil. Yani... Hartenstein'e suflex atıyor yani resmen. Yazdılar hakemler 12 dakika raporunda sonra zaten. Yani, yazmasınlar mı? Rezalet yani. Neyse, Andrew Nehmer'de o turnike attı. Sonra maçın son topu... Abi çok acayip ya. Kayseri Burton artık zaten maç içinde de sakatlandığı için hani ondan bir şey bekliyorsun. Hiç hareket edemedi. Hiç ne yapacağını bilemedi. Resmen 24 saniye biterken Andrew Nemard'ın eline bir tane <laughs> ona şey derler. El bombası derler. El bombası bıraktı yani. Sevmediğin oyuncuya pas atmak abi. Hayır. Hata yapsın diye. Andrew ne vardı? Baktı eline geldi top. 3 sayı çizgisinin bir adım gerisinde. Önünde savunmacı var. 24 saniye bitiyor. Ne yapacağım diye bir adım da geri attı. 9 metren topu bir fırlattı. İşte böyle bir. Que... Euh 2 dakika kala Kaan abi aynı tarzlı Bert'ün bir top kaybetti seri içerisinde. Mesela maçın en kritik anlarından biri Caşar topu kaptı, ileri gitti. Orada da mesela Indiana direkten döndü. 3-0'a gidiyordu seri. Yani orada Ali nem koşması önemli. Ney Smith mi blokladı, Turner mi blokladı orada? Turner, Turner. Turner arkadan gelip mükemmel bir blok vurdu. Yani maç öyle şeylere kaldı ki senin en güvendiğin oyuncu bir top kaybediyor, bir tane de zoraki pas veriyor. Yani öyle avantajlı bir pas evet. değil. Senin üzerine top fırlatıyor ve hatırlarsın İkinci maçın sonunda Andrew Neymar'dın eline yine kritik bir top kalmıştı evet. ve atamamıştı. Bu sefer attı. E zaten. Hayatının da en uzan, uzun mesafeli şutu. Ya zaten hani Neymar'dı bir tane biliyorsun efsane Golden State maçı var. Geçen Lakers ve... maçı da Lakers son sahnesi vardır bir de efsane. Ama bir tane efsane Golden evet. State var. Olağanüstü bir Golden State maçı var. Hiç kimsenin olmadığı maçı kazandırıyor falan da. Ama Neymar'dı böyle son sahnelerde güvenebileceğim bir. Abi adam altıda 0la 0 sayı ile geldi ya. Ama Toplar çekiyor de. bir yandan da abi ha? son topları. Ha. Bazı oyuncularda böyle bir şey var. Son topu çekiyor smart abi adam. Smart Smart sen de Evet oynayalım. çekiyor ve da yani. Ha. Ee, bu arada o korkunç siyah hatası bir tarafa biraz da şey olur. Bu ilk turda da biliyorsun Philadelphia ikinci ve 5. maçlarda olmuştu. Yani hı hı. kaybedilmeyecek maçlar kaybedilmişti. İlk maçta da biliyorsun korkunç hakem hataları olmuştu. Evet. Bir de değil. Yedi sekiz tane. Yani, bir, ve çoğu Indiana aleyhine. Yani biraz en yani onlar da doğrusuna geldi diyebiliriz. Öyle, ev sahibi avantajı playoff'ta böyle işte. Yani sen ev sahibiyken sertliği sana göre hakemler şey yapıyor. Yani, ya sert diye bir şey demiyorum sertlik dozuna. Bu arada dengeli olursa yani iki taraf lehine de yani iki taraf iki tarafa da aynı oranda çalıyorsan bence sorun yok. Ha sertlik dozajı bir takımın daha çok işine yarar. Ona kimse bir şey diyemez. Ya bu seride şöyle bir avantajı var sertliğin. Eğer Indiana yapabilirse bu sertliği. New York'ta insan kalmadığı için basketbol oynayacak. Aynı oyuncuların üzerindeki yük çok fazla. Senin Brunson'a vurmanla onların Halliburton'a vurması arasında bir fark var. Biraz daha fark var. Brunson daha fazla etkileniyor şu anda. Evet. Doğru. Mesela Minnesota Denver maçında çok belirleyici oldu. Çok belirleyici oldu. Fakat e, çok 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 bariz hatalar hele ki bir taraf lehine çok daha fazla olduğu zaman e, işin tadını kaçırıyor. Yani sonuçta sonucu belirliyor demem ama belirliyor demek çok yüksek perdeden bir ifade olur ama sonuca çok etki ediyor. Sonuca giden yolu ortaya koyuyor yani ne olursa olsun. Ve şunu da söyleyelim. Bu maçta ikinci şans sayılarında Pacers Knicks'i ikiye katladı. 16-8. Ya yani bu seride zaten sen hücum rebound avantajını Knicks'e vermiyorsan Pacers hücumu daha fazla maç kazanabilir. Yani Knicks'in bu seride hücum rebound ve ikinci şans avantajını koruması lazım. Diğer tarafta Boston'da deplasmanda gitti bir maç kazandı Kaan abi. Ki aslında Boston Celtics yine inanılmaz bir üçlük performansı ortaya koymadı. Yani 34'te 13 üçlük attığı bir maçı kazandı Boston ve 2-1'e getirdi seriyi. Ki bu J.B. Baker planıydı. Geçen maçta söylemiştim ben. 43'lük altında tutmaya çalışıyorlar Boston'ı ve tuttular. Ama Boston'ın bu maçta daha fazla yapabildiği şey daha fazla pota altına girdi Boston. Daha fazla temasla bitirdi. Ve bu playoff'ta hiç katkalamadıkları Jirol uyanmasıyla birlikte Hucin'de bir fazla opsiyona sahip oldular. Ve bu sayede kazanmayı başardılar. Her ne kadar son çekti Cleveland 9 sayı indirse de farkı Boston tekrar kontrolü ele aldı ve maçı kazandı. Ama de 23 olmuştu zaten. Yani hani 9'a indirdi de yani öyle çok ekstra indirdi. Yine de fena dalga almadı orada arkasına Biraz hakemsi. aldı değil Yani mi? mesela Brown'la Tatum orayı çok güzel oynadılar 9 özellikle, sayı indikten özellikle sonra. Özellikle Brown çok. Ya zaten bu playoff'ta şu ana kadar e, Derek White müthiş oynuyordu. Son iki maçtır o performansı gösteriyor. Şimdi Jirolday'ın e, biraz ayağa kalkması o Derek White'ın düşen performansına engelledi Zaten bu playoff'ta istikrarlı bir şekilde en iyi oyuncusu. Şeyin Vasin Jelmram muhteşem bir performans sergiliyor. Yani playoffun ilk gününden beri çok kariyerin en iyi dönemini geçiriyor. 17-13'le attı bu maçta da. 17-13. Bütün playoffu mükemmel <laughs> oynuyor Jelmram. Şu ana kadar playoffun açıkçası en istikrarlı en iyi yıldızı. Onun da biliyorsun tercih hataları falan olur ama onları da mümkün olduğunca törpülemiş. İkinci maçın sonunda korkunç bir top kaybı yaptı. herkes ya ondan bahsediyor. Abi onun dışında doğru düzgün hatası yok. Yani doğru düzgün öyle geçtiğimiz yıllarda çok üzerine yapışan o top kontrolü hataların hemen hemen hiçbirini yapmadı yani. Bir o bir tek o pozisyon var. burada esas mesele şimdi çok yüksek yüzdeyle üçlük atmadı vesaire de. Abi Boston yapması gereken yani gene Miami serisinde olan aynı şey. Yapması gereken şeyi yapıyor. Abi Boston'ın bunun bir playoff olduğunu en yüksek eforla ve bireysel olarak çok iyi savunmacı olduğunun birincinde olarak çok daha yoğun savunma yapması lazım. Hı hı. Abi onu yaptığın zaman da işte Donovan Mitchell elinden geleni yapmasına, iyi de bir maç oynamasına evet. 3 sayı atmasına rağmen abi gene yüz, yüz attırmıyorsun rakibe. Çünkü Boston isterse bu yani Cleveland'ın zaten hücumda ne kadar zorlanabildiğini biliyoruz bir önceki seriden. Abi bu Cleveland'ı yüzün altında tutar zaten. İyi bir Donovan Mitchell'a rağmen tutar. 12 nitekim, 12'de 7 üçlük attı abi Donovan Mitchell. 7 tane üçlük attı. Nitekim abi sana bir şey söyleyeceğim. Max Struz Hı -hı. 8'de 2. Isaac Okoro 7'de 1. Darius Garland 15'te 6. Dean Wade sağlara döndü ki biliyorsun bastığına karşı acayip bir maçta 6'da 2. Sam Merrill 11 dakika oyunda da tek bir şut atabilir. Çünkü abi kimseye nefes aldıram aldırmıyorsun. Sadece işte Evan Mobley'den biraz bir şey aldılar bir de Donovan Mitchell. Çünkü bastığını istediği zaman herkes savunabilir. Burada bir tek küçük nokta var. Bence basın için endişe verici olabilecek. Hep söylüyorduk. Cirolde'ye hücumu tamamen unuttu diye bu maçta tekrar hatırladım hmm. bu, Savunma performansı da çok iyiydi. Yani Cirolde'nin en iyi maçıydı bu. Bir önceki maçta savunmada da çok problemliydi. Evet, düştü maçı Al Horford artık yaşını belli ediyor abi. Yani Al Horford... <laughs> değerli evet falan da zaten hani hiç tutamıyor. Olabilir kötü şut dönemine gelmiş olabilir. Fakat savunmada da artıkça ayakları çekemiyor. Zaten Porzingis'in yokluğu o açıdan da kötü. Hı. Çünkü Alorford'un üzerindeki yük çok fazla artıyor burada. Ve bir tercih yapıyorlar onlar seri başından beri. Tate mı Evan Mobley'e veriyorlar. Alorford'la Evan Mobley, Evan Mobley tutmuyorlar. Hı. Çünkü Alorford'un boğuşmasını istemiyorlar. Alorford'u genelde Okoro tarafında tutuyorlar. Hı. Ama bu maç Boston mesela bir tercih yaptı. Sen az önce saydın ya. Okoro niye 7 tane şut kullandı abi? Çünkü Okoro'yu boş bırakıyor Boston Celtics. Kim bir önceki maç sokmuştu. Okoro'nun adamından Evan Mobley'e yardım etmeye Hı. çalışıyorlar. Bu maçta mesela birkaç pozisyonda şunu yaşadı Evan Mobley. Topu aldı. Arkasında Sam Hazur vardı. Topu aldı. Arkasında Jason Tatum vardı. Bastın hemen kapandı. Yani biz sizi birebir savunacağız değil. Biz gerekirse ekstra adam yollayarak sizi savunacağız. Şimdi i̇şte bu yoğunluğu artırmanın çok iyi bir yolu bence. Çünkü sen switch yapıp sadece biz birebir savunuyoruz dediğin zaman oyuncuların biraz daha la la, la, la oynayabiliyor. Ama beyler bu oyuncuyu ikili sıkıştırma, beyler bu oyuncuyu üçlü sıkıştırma dediğin zaman bir OKC olmuyorsun belki ama biraz açlığını tekrar kazanmayı başarıyorsun. O yüzden de o Mobley savunmasındaki agresiflik bu maçta iyi bir detaydı C'mon Arizona yakaladı. Gene yani yani Boston'ın bu abi biz atar kazanırız havasından çok çıkması lazım artık. Biraz çıktılar bu maçta. Biraz tam değil ama, ama yine. çünkü bir önceki Aynen. maçı kaybettiler be abi. Yani bunu yap olması mı gerekiyor. Son olarak şeyi söyleyeyim. Tatum'da bu maç bir lider nasıl oynar onu göster. Tatum Tatum bu playoff'ta çok kötü şut atıyor. Ve iyi de değil. Gene bu maçta da çok iyi atmadı. 25'te 11 attı sonuçta. Hani 30 sayı ulaştı ama çok verimli falan değildi. Ama abi mesele zaten ihtiyaç varsa 25 şut atması gerekiyor. abi o 17'de at 17 şutta kalmaması lazım içerisindeydi mi yani ben bu maçı kazanmaya geldim sizi sürükleyeceğim mesajını rakibe de kendi takımına da vermesi lazım biraz Lider, ton, öyle olur. yani bu şey klişesi var ya tonu belirlemek klişesi Aynen. biraz tonu belirlemesi gerekiyor abi işte. ama bak 13 rebound 6 asist Hı -hı. 5 top kay. bak 5 top kaybetsin abi 0 top özellikle belli durumlarda Top kaybetmemesinden daha iyi 5 top kaybetmesi. O sorumluluk aldığını, öne çıktığını takımı taşımaya çalıştığını gösterir. Bunu yapmadığı zaman daha büyük problem oluyor evet. çünkü. Bir de şut ve penetre dengesini güzel ayarladı. Hı hı. Yani nerede şut atacak, nerede penetre edecek onu güzel ayarladı. Bu bastın boyalı alan savunmasına daha bir istatistik verip kapatıyorum Karnabahar Başkan Otun yoksa. Hı hı. Bir önceki maçta Keps 32'de 23 atmıştı boyalı alandan. İlk maçta 17 14 attılar. Yani ilk maçta 17 attıktan sonra ikinci maçta 32 şut denediler boyalı alandan. 23'ünü sokmuşlardı. Bu maç yine 33 şut denediler. 18 Soktular. Çünkü bastım biraz daha kapandı ve ha yani Kevse diyor ki siz bizi üçükleyeceksiniz, yenebilirsiniz. Yani o koru üçükler atacak, atsın diyorlar. Bir sonraki maçta da bu devam edebilir gibi görünüyor. Şimdi istersen bir gündeme gidelim, oradan da bitiririz. Okay. Evet efendim, koç gelişmelerinde konuşmaya devam ediyoruz. Frank Vogel'ın kovulmasından bahsetmiştik Can abi. Sen orada çerçeveyi çizmiştin. Yani bir günah keçisi Frank Vogel demiştim Phoenix tarafında. Ama boşta da değerli bir koç vardı ve hemen o değerli koça gittiler. Mike Budenholzer'a gittiler. 5 senelik bir kontrat verecekleri söyleniyor şu anda. Daha kesinleşmedi. 50 milyon dolar civarında. Artık koçlar 10 milyon dolara geldi. Ki az bile yani 12-13 alan da var biliyorsun. 10 milyon dolar civarını çözmüşler gibi görünüyor Budenholzer'a. Phoenix iyi de iyi. koçların emeklilik fonu haline geldi. Yani. <laughs> bir de kovduklarına da tazminat veriyorsun. bence çok çok iyi bir seçim. Çünkü Budenholzer NBA'nin en iyi... Dış organizasyonunu yapan ve A planını yapan koçlardan biridir. Ee, genelde ayarlama yapmak, işte B planı oluşturmak, oyun içindeki değişikleri yanıt vermek konusunda çok eleştirildi dediğim gibi koçlar kendi geliştirebilir ama o konuda hep sınıfta kaldığını görmüştük. Ama Phoenix'in asıl ihtiyacı olan bir A planı. E, Phoenix'in B planı zaten Hı -hı. yok ya abi. Yani Phoenix sadece A planına ihtiyaç ama diyor. Ama güçlü bir A planıyla Phoenix'in evet. başarılı olma ihtimali var. Bence o yüzden çok e, yerinde ve çok nokta atışı seçimi. Ve hatırlarsın Jason Kidd pardon çok tabi, da tecrübeli bir koçada ihtiyaçları vardı. E, ve Jason Kidd sonrası hatırlarsın Mike bunun Milwaukee gittiğinde hemen takımın spacing'ini değiştirmişti Hı -hı. ve anında çözmüştü. Hı -hı. Mesela sonra ufak detaylara çok giremedi. Ufak detaylarda inatçıdır. Ama burada mesela bu takımın Rotası ne bu takımın kimliği ne bunu bulmak yine çok zor işi ama en azından doğru bir attılar gibi görünüyor şu anda. Bakalım neler olacak o tarafta. Lakers tarafı da koçunu arıyor Kaan abi. Onlar da görüşüyorlarmış. Diğer tarafta da şunu söyleyelim Miami'de de Petra'yla Jim Butler'a geçenlerde bir laf çaktı. Oh. Ve hani Jim Butler elendikten sonra şey demişti hani ben olsaydım biz elerdik Boston'da elerdik New York'u da elerdik demişti. Onlar evinde otururdu dedi. Onlar evinde otururdu dedi. Ve Petra'yla de eğer sağda değilsen çeneni kapat şeklinde bir yanıt verdi. Ama Jim Butler cevap vermedi sonra. Bir, e ile çünkü Petraly bir mafya babası olduğu için Godfather olduğu için Godfather'a çok fazla aynı tondan cevap vermiyorsun. Vallahi hani Petraly'nin yüzü olsa öpmek istiyorum hmm. ya. Yani bugün Enbey'in geldiği noktada bir yıldız oyuncuya haddini bildirmek çok ağır bir ifade ama doğru yanıtı ver, hak ettiği yanıtı verebilmek neredeyse hiç olmuyor. Hmm. Yani he he deyip geçiyorlar. Yıldız oyuncuların sırtını e, idare ediyorlar işte. E, okşamak için hiçbir şey yapmıyorlar. A çıktı. Yani sağda değilsin kapa çeneni dedi, bu kadar basit. Yani çok net söyledi, şat diyorum. Hani direkt kapa çeneni ifadesini kullanıyor evet. Konuşma demedi, kapa çeneni dedi. Yani. Evet, medyanın önünde, kamuoyunun Ve önünde. bu yıldız Jimmy Butler abi. Bu arada Jimmy Butler bunun altında kalmaz. Büyük sorun çıkacak, ben söyleyeyim. Yani Butler, bir de Jimmy Butler yeni bir kontrat istiyor. Zaten bu mesaj, şey mesajı aynı zamanda. Ee, Jimmy Butler'ın iki sene daha kontratı var ama iki sene daha uzatmak istiyor. Şu anda uzatabiliyor çünkü. Hmm. Bunu vermeyeceğim dedi yani Petra'ya. Sen önce bir topunu oyna dedi. Bu biraz e, krize doğru gidiyor. Çünkü cimbatları böyle şeyleri kaldırmaz yani. Şöyle Miami'nin rahatsız olduğu nokta cimbatların normal sezonunda çok az maç oynaması. Çok az maç oynamasını geçtim. Normal sezonunda hiç umursamaması yani. yani o yüzden hatırlarsın geçmişte bu arada Eric Spoelstra ile Jimmy birbirlerini boğazlıyorlardı moda. Evet. Şimdi bu ilk şey de değil aslında. Cimbatlar ama Miami organizasyonu zaten birbirine sarılarak gitmiyor. Abi o finale Jimmy... gittikleri sene Eric Spoelstra ile cimbatlar sezon içerisinde molada birbirlerine girdiler. Abi zaten cimbatlar dediğin adamla hani e, bal balayı ne kadar sürebilir ki? Bir gün sürebilir. 朋友 Petraili gelsin yüzünü öpelim hoca. Ama Petraili'nin yapması gereken bir şey var. Bu nüvenin artık sonuna gelinmek üzere buraya ya bir büyük bir hamle yapmak zorunda Petraili. Yani Stamfengan'da Miami serisi biterken şey dedi. Miami eğlenirken şey dedi. Her sene Eric Sposter'ın sihrine güvenemezsiniz dedi. Yani ama, düzgün bir yapı kurmanız lazım. Ama aslında fırsat olduğu zaman yapmaya çalışıyor. Damian Lillard için yapmaya çalıştı. Evet. Ha. Belki... Ki çok iyi paketmiş o da geri dönüp evet. bakınca. Evet. <laughs> 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 Hayim falan paket. Evet. Yani Jovic, Hayim Hakez Tyler Rowe. Gayet iyi paketmiş evet. abi şu an bakınca. Ama draft taklarını çok daha Önemsiyordu tabii bu. Evet. Ama e, bakalım o tarafta ne olacak? Mayım tarafından ne olacak? Çok teşekkürler Kaan abi. E, yeni bölümlerde Salı, Cuma ve Pazarları görüşmek üzere diyelim efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.